Süryaniler, Orta Doğu'da yaşayan, kökenleri antik Asur ve Aram toplumlarına dayanan bir etnik ve dini topluluktur. Süryaniler, Hristiyan'ın en eski mezheplerinden biri olan Süryani Ortodoks Kilisesi'ne ve diğer Süryani Hristiyan kiliselerine mensupturlar. Tarih boyunca Mezopotamya, Suriye, Lübnan, Türkiye, özellikle Mardin, Midyat ve Turabdin bölgeleri, İran ve Irak gibi bölgelerde yaşamışlardır. Bugün ise diaspora nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış durumdadırlar. Süryaniler, eski zengin kültürel mirasları, dini ritüelleri, el yazmaları ve edebi eserleriyle bilinirler. Yumurtaları alıyorlar. Ha, yumurtalar mı? Evet, tamam, evet, gel. Değil mi? Ablam bir evi ne ya? Bir şey mi? Bayramlaşıyorlar burada. Gel. Şurada burada bayramlar. Gel gel. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ay bu da bir ay. Hey kanı değil mi? Tuvar ki değil mi? Bak. Mehmet geri gel bize mesela bize. Ha. Bizi çekersiniz. Seçiyoruz böyle sonra tokuşturuyoruz. Morisin takşını al. Şimdi trokur şefa mahvim. Kim kimi kırarsa o onu yemiş. Yumurta mı? Evet. Bir daha. Ne o bak bir taraf kırıldı. Ha, o kırdı benimki. Şimdi tek yetek kaldı. Bir saniye. Tek yetek. Heh, bak Morris kazandı. Kazandığı zaman yumurtayı alıyor. Bak öyle. Bir saniye. Hemen geliyorum. Ama kazanırsan alırım ha. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah, yağmur zannesi de var. Haydi sen gidelim. Sabah gidiyor. Gidiyor şey tuttu. Hadi bakalım. Ben kırıldım yine. Siz tecrübelisiniz. Tamam. Ne? Kırıldı mı? Bu taraf kırılmaz. Bu kırılmaz. Bu kırılmaz. Bir tane de sakalamam. Bu kırılmaz. Gelen vurduktan. Bu kırılmaz. Bu kırılmaz. Yok. Bu şeytan bu. İran. Paskalya Bayramı, Hristiyanlıkta İsa Mesih'in dirilişini kutlayan en önemli dini bayramdır. Hristiyan inancına göre İsa çarmıha gerildikten 3 gün sonra dirilmiştir. Bu olay, Yeni Ahit'te anlatıldığı gibi İsa'nın ölümünden sonraki 3. gün olan Pazar günü gerçekleşmiştir. Paskalya kutlamaları, büyük perhis dönemi olan 40 günlük bir oruç ve dua dönemi ile başlar ve kutsal hafta boyunca devam eder. Kutsal hafta, İsa'nın Kudüs'e girişi, son akşam yemeği, çarmıha gerilme ve diriliş günlerini içerir. Şimdi kadın tarafına gidiyoruz. هذا هو البيت غير هذا يا ودي على طول اين بقى خالص غير درهم جزيل Bu arada kilisede o yakılan şey akgünlük. Akgünlük de kötü ruhları uzaklaştırıyor. Kilisede de ayinlerde yakılıyor. Arkadaşım da aslen Samsunlu. Ama ben İstanbul'dan geldim, o Antalya'dan geldi. Bu elbiselerin neyi temsil ediyor? Tarzı. Ben gezginim. İşsiz, sapsız bir gezginim böyle. Berduş gibi giyindim. Bilmiyordum ben sizin böyle giyeceğiniz yoksa ben de koyu renk geldim, kusura bakmayın.
Eski Asuriler böyle giyerdi. Aa. Ben Asuri sandım seni. Aşağı inelim. Tamam, geliyorum. Evet, hadi tokuşturun. Hayır, Berna, herkes yeniyor seni. Hayır, gel abone. Herkes yeniyor Berna. Bir dakika, bende torpilli bir tane var. Bize yapabilir miyiz? İran yumurtası. Yok, İran yumurtası değil ama en küçüğünü aldım, sağlam olur dediler. Böyle de böyle sıkıyorlar. Yine yenildi. Yenildin mi? Hep yeniliyorum ben ya. Tamam, kazanmış bir bara kazanmış. İbrahimler. Şimdi ben mi vuracağım? İşte ben vurayım. Sen ki tek şey, tek şansın kaldı. Evet. Sen mi vuracağım? Evet. Şimdi abisi neydi? Andreas. Andreas abi bana torpil geçecek şu an. Sabahtan beri yeniliyorum. Bu sefer yenmem lazım. Yendim valla. Kırık yumurtayla kırdım. Evet. Bir üç kaldı. Aa, bir daha var. Evet. Vallahi yendi. Hele şükür ya. Yumurtasını al. Bir torpil geçirdik yani. Tamam, takas yapalım hadi. Yok, kardeşlik kazandı. Tamam, kazandın evet. İyi bayramlar. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Tatlış. Çok tatlı da. Hastalık. Şeker aldın mı? Rahatsız bir. Ben yedim. Hep şeker al. Alayım. Paskalya bayramında kullanılan yumurta, yenilenme ve yeniden doğuşun bir sembolüdür. Hristiyanlık öncesi dönemlerde de yumurta, hayatın ve bereketin sembolü olarak kabul edilirdi. Bu sembolizm, Hristiyanlıkta ise İsa'nın dirilişi ile bağlantılı olarak devam etmiştir. İsa'nın mezarından dirilerek yeniden doğması, yumurtanın içinden çıkan yeni hayat ile benzerlik gösterir. Hatıra diye saklayacağım bunu, teşekkür ederim. Numara bela bunu. Teşekkür ederim. Şuraya baksana ki. Yeşili ne kadar güzel. Bir de sarısı eksik. Kırmızılar maalesef burada kalmadı. Kırmızılar bitti. Peki bunları neyle boyadınız? Bir soğan boyası. Tamam. Soğan kabukları var. Onlar da boya bırakıyor. Bunlar nasıl oldu? Efendim? Var bir sürü. Boya var, boya var. Gıda boyası severim. Bir de soğan kabuğu boya bırakıyor. Hayır. Orijinal. Tekrardan iyi bayramlar size. Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sevindim burada. Vallahi kusura bakmayın, çok yumurta. Ceplerimiz yumurta dolu. Benim cebim dolu yumurta. Cem yumurta dolu. Buralar. Kilisede akgünlük yakılıyor. Akgünlük de o yakılan şey var ya, duman çıkıyor, evet. Bir kokusu. O işte akgünlük. O birçok kültürde var. Kiliselerde de yakılıyor. Kötü enerjileri uzaklaştırıyor. Aynen öyle. Doğrudur. Başka bir anlamı da var mı burada yok, acaba? Yok, budur. Şimdi çocuklar kapı kapı gezip bayramlaşıyor. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Çocuklar kapı kapı gezip bizim gibi şeker nerede? Topluyor görüyorsun demeyeceğim, yumurta topluyorlar. Bunlar nerede? Nar çiçeği. Nar çiçeği, evet. Çocuklar gezip yumurta topluyor. Tabii çikolata, şeker de veriyorlar ama asıl olay yumurta. Sonra o yumurtaları kırıyorlar. Oyun oynuyorlar. Kiminki kırılırsa diğeri onunkini alıyor. İyi bayramlar. Evet. Çocukların peşine takılırız, namusak ne edecekler diye bakıyoruz. Çünkü bayram, gerçek bayramı, eski bayramı, son temsilcileri, çocuklar İyi bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkür ederiz. Nasılsın? Bizi de hoş bulduk. Bizi de küçük çocuk görebilirsiniz. Alın, alın. Teşekkür ederim. Alın. Kardeşim. Gel, getirecek. Çok al. Tamam. Evet, yumurtaları topluyoruz. Bayağı yumurtamız oldu. Morris, ana amillah bir sayma toporlarla. İçi yumurta dolu. Onların yaptıkları yumurtalar doğal renkteydi. Kırmızı gül ve yeşil olanlar kırmızı güldenmiş. Diğer renkte olan da soğan suyu. Yani soğanın kabuğundan yapılıyor. Siz bu köyde mi yaşıyorsunuz yoksa Avrupa'ya gidip geliyor musunuz? Ben bu köyden çıktım çıkanı 40 sene oldu. 40 sene. 40 sene oldu. Ama ben gelip gidiyorum bu zamanda, yani bu yumurta bayramında 40 seneden, yani 40 sene sonra hiç gelmedim. 40 sene geçti,
bu bayramda gelmedim köye. Geliyorum yazın, o zaman yani bayram falan. Hmm. Bu sefer 40 seradan sonra yalnız bayram için bayramlaşmaya geldim. Ben hanım, çocuklar, torunları hepsi getirdim. Dedim görsünler bizim dedelerimizin adetlerini, yani nasıl bayramı köyde kutluyoruz, yumurtayla tokuşuyoruz, işte vesaire vesaire. Yani Avrupa'ya giden Süryaniler bile şu an hala 40 sene geçmesine rağmen özlerini çocuklarına hatırlatmaya ve yaşatmaya çalışıyor. Tabii ki bak şimdiki bu çocuklu gördüğünüz bu çocuklar hepsi, ben de onlar gibi zamanında bu sokaklarda, bu caddelerde gezdim, yumurta topladım, şeker topladım. Belki o zaman biraz fakir fukaralıktı. O zaman fazla bir şeyler yoktu. Yine bir çikolata aldığımız zaman sevinirdik çok. Ne güzel. Evet. Peki siz ne hissettiniz 40 yıldan sonra buraya geldiniz? Vallahi kendi benim hissettiğim, benim çocukluğum böyle hatırlıyorum. Bazen bir ağlama gibi geliyor, bir gülme geliyor ama çok sevinçliyim. Mutluluktan uçuyorum ben. Yani bu bayramda burada olduğum için çok mutluyum. Allah'a şükür bu günleri bize gösterdi. Çok teşekkürler. Çok iyi. Göçmek zorunda olan Süryaniler oldukları bölgede bu kadar rahat şeyini yaşatamıyorlar mı? Çünkü artık başka bir ülkedesiniz, başka bir dinin içindesiniz. Ya şimdi oradaki bayramlar başka, buradaki bayram başka. Bizim köy mesela hepsi birbirimizi tanıyoruz. Beraber büyüdük, beraber top oynadık, beraber gezdik. Yani doğru, buranın bayramı başka bir bayramdı. Aynı ülke içinde bile ben Orduluyum. İstanbul'daki bayramla oradaki bayram başka. Benim köyümde bayram yine güzel. Aynı ülkede olduğu halde insan aslında kendi büyüdüğü toprakları, sokakları özlüyormuş. Biz de aslında sizi şimdi İşte o özlem için 40 yıldan sonra geldim, o özlem yani. Hoş geldiniz. Biz de ara ara inşallah yumurta bayramlarında gelir sizleri ziyaret ederiz. İnşallah. Allah kısmet eder. Sağ ol, teşekkürler size de. İyi bayramlar. Size de iyi yolculuklar dilerim. Başarılı işlerinizde başarılar dilerim. Sağ olun. İyi günler. Aramıza geldiğiniz için çok çok mutluyuz. Bizi kabul ettiğiniz için. Bizi bütün dünyaya tanıtıyorsunuz. Bu reklam, bu televizyon şeyi. YouTube kanalında çok memnunuz. Böyle Süryanilerin ne olduğunu, aynı gördüm, papazları gördüm. Evet. Yani çok güzel ve sıcak bir ortamdı. Tabii. Dualarınız kabul olsun, bayramınız kutlu olsun. Sağ ol, teşekkürler, iyi günler. Evet, çocuklar ellerine kova almış, poşet almış. Bayramlaşmaya gidiyorlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ben de poşetimi getirdim. Yumurta. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Kadesa bir tane. Tamam. Şeker de buyurunuz. Tamam. Ablayla gidecek. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Teyzeciğim. Ne kadar ki? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ne kadar güzel elbiseniz. Sağ ol. Çok şıksınız. Lafı bana mı kullanıyor? Türkçe bilmiyor değil mi? Baba. Güzel. Kumbağa atıverlik müsaadeyim. Çok güzel. Maşallah. Bu çay kahvemiz için. Çok sağ olun. Düşünmediğiniz yeter. Yardım varsa buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Kahvaltı yapın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çorbası yaptık. Tadın bir yiyin. Buyurun buyurun. Buyurun. Kapım açıktır. Ben böyle seviyorum. Tamam. Allah razı olsun. Elvan değilsiniz. Ay. Süryani çöreği. Şey, o pazarda satılan gibi değil ama bunda da hurma var. Ben kek çörek çok sevmem ama bunlarınkini çok seviyorum. Ya. İçinde hurma olduğu için galiba. Tadıma bakarız. Şey, sizin Samsun'da var değil mi bu peynir? Ne peynir o? Sizde yok mu bu? Bizde var. Biz bunu genelde tuzsuz peynir deriz. Tuz katmadan yaparız. Sizde varsa bizde de vardır. Evet. Komşuyuz. Ben Samsunluyum, o Ordulu. Bu da kaymak. Çorba istiyorsanız güzeldir. Şu çörek... Çörek var. Çörekten bir tane yiyeceğiz, edecek bize. Bir bardak çay içeriz bu çöreklerle. Tadına bakarız. Şakır geçin. Var mı? Var var şeker. Hep her şey var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bana dedi bayan da vardı. Dedi yemeğin fotoğraflarını çekeyim. Dedi babası yakın dedi bir şey yedin. Biz dedi merak etmeyin hakikaten yani. Çok sevdik. Bunlar da sevdiler. Bu kim muhal telefon kağıtı. Ay. Zala var. Hayırlar ki hay.
Sen o arkadaş bir tane sen. He? Ne diye? Azdırım. Hanno. Ne diyorsunuz ya? Bunu siz marketten mi aldınız? Marketten alıyoruz. Hmm. Eskiden şunu, yapıyordu. Onu? Onu da el yapmış. Ha, gördün mü çöreği? Kayınçım eşi Almanya'dan gelmiş. Şimdi bize getirmiş. Baksana şöyle kadar güzel. Onu da kasın yiyelim. Süryanice adı ne bunun? Çörek. Çörek diyorsunuz. Çörek diyoruz. Ha. Çörek veya pasta. Pasta deriz. Çok güzel yapmışlar. Güzel yapmış ama. Evet. Sağ olasın. Bizde iki türlü ikram vardır. Sizde de öyledir. Bir hızlı ikram vardır. Kim misafir için gelir 5-10 dakika kaçar. Evet. O arada ne kadar ne yedirirsek derse kilitleyelim derdiniz. Bir de uzun misafir vardır. Ona yemek yaparız. Şimdi bu kısa misafir sofrası bizdeki. Niye kısa işte bir... tatlısı var, işte peynir, zeytin, kaymak, bal, reçel. Ama ben eskiden bu çorbadan yapıyordum. Ha bu çorba mı? Bu süt çorbası. Ha süt çorbası. Sütlaça benziyor. Ben çok de güzeldir. Şey çok, kaymak mıydı, sütlaç mıydı derken süt çorbasını biliyorum. Annem bana yapardı. Bu hurmalı olan değil, sade olan. Ha şeyde hurmalı var. Kuru olan. Güzel oldu. Yedim onu. Ben ondan çok yedim. İran'da da özellikle Arap bölgesinde de hurmalı çok vardır. Kulüçe denir. Yoğurtlar yoğuruyorlar. Bunu yoğurtla yapıyorlar. Bir de vanilyalı kabarma tozu. O maşallah. İşte, yumurta, yağ koyuyorlar. Hamurluyorlar sonra fırına veriyorlar. Böyle oluyor. Bu şekilde oluyor. Güzelmiş. Siz anlıyorsunuz maşallah. Güzeldir. Güzeldir. Çocuklar geldi. Böyle komşumuzu yaptım, bir de çöre yaptım. Ay ben Hasan Erdoğan'ı yapıyorum. Ha. 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 Bu sütlaçmış. İyi bayramlar. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet. Çok mutlu oldum. Ben de mutlu oldum. Doktorlara da ikram ettim. Bir vaktimiz yok. Şuna bakma diye. Tamam. Size afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Size bu çoraplar da güzeldir, ayrıdır. Tamam, alalım. Afiyet olsun. Ben... Her bayram buraya gelirsek 100 kilo oluruz. Oluruz inşallah, yeriz. Bunun ne anlamı var? Oğlum böyle bir dövme gibi yapmışlar. Güzellik yani. İçin mi? Yoksa biz, nazara karşı biz mı? Biz küçüktük. Bizden büyük yapıyorlardı hepsini. Diler gel sana da yaparım. Bak böyle uşak. Siz de yaptırdınız. Bak 7 8 yaşındaydım ama hatırlıyorum. İğneyle kan çıkarttılar sonra bu çıranın duyu dumanı var ya. Evet. Onu bayan sütü karıştırdılar, üzerine yaptılar, böyle oldu. Burada da bir tane yapmışlardı, o gitti. Gitmiş, evet. Belki buradaymış hala. Evet. Mezopotamya'da dek çok yaygındı önceden. Dövmeler oluyor ya doğal olarak. Tamam, Allah razı olsun. Türklerde de var. Allah razı olsun. Şimdi baktığımızda Süryanilerde de var. Araplarda da var. Şimdi teyzemizin... deki haç işareti. Ben şimdi bir Kürt halkından birisini görmüştüm. Onda da güneş vardı. Şu an Müslüman da ama güneş işareti de biliyorsun Ezidileri temsil ediyor. Evet yapıyorlar. O mesela çok benim çok dikkatimi çekti. Onu yayınlayamadım. Çünkü arkadaş babaannesinin fotoğrafını atmıştı. Doğrudur. Kimseye de paylaşma dedi bana. Aslında bu coğrafyada daha neler var da şey. Görünmek istemiyorlar. Evet. Yeriniz açık olsa başım gözüm üstünde. Her zaman buyurun kapınız açıktır. Sağ olun. Büyükler de geziyor. Sadece küçük çocuklar değil. İyi bayramlar. Teşekkürler. Başka tokuşturam. Süryaniler siz bayram geleneği olarak yumurta topluyorsunuz. Sonra bu yumurtaları tokuşturuyorsunuz. Aynen. Tokuştururken direkt diliyor musun? Yok. Öyleyse kim kazanırsa. Aynen. Hadi bakalım. Kim kazanırsa diğer yumurtayı alıyor. Ha, geçiş olsun. Bunları sakın, takım istek olmuyor. Şey, al.
buraya geliyorlar mesela beraber kutlamak için. Paskalya Bayramı. Arkadaşım Almanya'dan geldi. Şu an buraya... bu köydeki gördüğümüz nüfusun çoğu yani bugün için geldi. Çoğu evet. Bugün için, bayram için geldi Avrupa'dan. Ben buradayım. Ha burada yaşıyorsun. Ama normalde de köy kalabalık yani. Evet aynen. Öyleymiş bu köy. Şaşırdım. Ben hep gittim köylerde bir hane, iki hane, üç hane, beş hane. Allah'a şükür bizim köyümüz doludur yani. Güzel. Bir 400-500 nüfusa yakın varız yani. Sabit yaşa. Aynen. Hani biz korktuk, siz misafirperver misiniz? Döverler mi, severler mi, yedirler, içirler mi maşallah. Çok teşekkür ederim. Zahidim. Çok teşekkür ederiz, evet öyleymiş. Sağ ol, güle güle. İyi bayramlar derken ne söylüyorsunuz? Aydo Briho. Aydo Briho. Aydo Briho ya. Aydo Briho o zaman. Aydo Briho. Öğrendik şimdi Aydo Briho diyerek yumurta toplayacağız. Bu merdivenlerden ben dedim bugün 10 kiloya da 20 kilo indim. Öyle yalnız burada sadece çocuklar yumurta toplamıyor, büyükler de topluyor. Biz de öyle. O yüzden bizi yadırgamadılar. hem yumurta, hem çörek, hem tatlı, her şey var. Bize bir hafta yeter bunlar. Bakın kadınlar bile ellerinde kovayla, poşetle geziyorlar. Burada isteyen alıyor herhalde ya da birisinin poşeti mi? Birisi çok güzel toplamış. Bakın maşallah. Aydo Briho. Aydo Briho. Aydo Briho. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Bunu siz mi yaptınız? Ya evet. Çok güzel olmuş. Aydo Briho. Modu khubay shakar bi bidu'itu medina. Wow. İşte budur. Özel olarak Almanya'dan getirdik. Bu 40 senenin hasretini çekmemek için. Yani çektik hasretini. Şimdi böyle bunları getirdik. Meryem Ana, İsa Mesih. Hepsi yani yumurtaların üstünde. Başkaları da var orada. Başka çeşit. Bunu kırmadan getirebildiniz. Yok bunları biz boy... Desenini getiriyoruz. Desenini getiriyoruz. Anladım. Böyle var. Şey bu. Ben boya sandım. Yok bu boya başka. Değil. Yapıştı. Boya değil. Bunları sen beraberinde getirebilirsin. Anladım. Serçeve atın. Bunun dışında şu an naylon kaplama. Evet. Ama bunlar normal. Onlar burada. Normaldir. Evet. Bugün ya da dün akşam boyadınız. Bak bu bunun bu ihtiyar adam Simon'dur ismi. O Tevrat'ta okuduğu zaman Hazretli Eşaya demiş ki bir bakira karı bir çocuk doğuracak. Kitabı açtı. Bunun nasibi olmuştu. Bunlar İsraillerin en akıllı adamlarından biriydi. 70 kişiydiler. Hep yani tartışıyordular din üzerine. Şimdi geldi oraya bakira doğuracak. Koca yani kocaya varmadan doğuracak. Kitabı kapattı dedi ben bunu kabul etmem. Ben dedi ben inanmam buna. Ondan sonra Allah demiş ona sen gözünle görmezsen ölümü tadamazsın. 520 sene yaşadı İsa Mesih doğuncaya kadar o zaman İsa Mesih'i kendi kolları üzerine taşımış görüyorsun. Ondan sonra inanmış dedi ya Rab dedi benim ömrümü al artık ben hıdyarladım kuvvetim kalmadı. Bugünü gördüm bana çok mutluluklar verdin bugün gördüğüm için yani çok memnun oldum. Ondan sonra yani bunun bu suretlerin her bir manası var biliyorsunuz. Evet. Evet. Buna hityar Simon diyoruz biz ona. Burada çocuk doğmuş Yavuz'e bak burada bebektir. Ben Meryem Ana olanı ben zaten alayım. Zaten Türklerin yani %90'ı Meryem Ana'yı çok sevdikleri evet. için. Evet. Anne şu an Adem Aleyhisselam'a şey veriyor. Evet o hani yasak elma olayı. Yasak elma diyorsunuz biz de ona yani bu ağaçtan yemeyeceksin, bütün ağaçları yiyebilirsin. O da koparmış o ağaçtan Hazreti Adem'e elmayı vermiş. Ondan sonra Allah çağırmış, o Adem nerelerdesin? Dedi sesini duyuyorum ama utanıyorum.
Ha, gizli ağaçtan mı, yani yasak ağaçtan mı yedin? Ondan sonra ölümü tatacaksın artık. Onda o zamana kadar dediğiyle yani ölümü tatmayacaksın. Ama o yasak ağaçtan yani yediğin için ölümü tatacaksın. Ondan sonra ta bilmem kaç bin sene İsa Mesih gelinceye kadar Hazretli Adem'i ölüm cehenneminden kurtardı. Biliyor musun? İsa Mesih 3 gün mezarda kaldı ve dirilmiş. Şimdi İsa Mesih göktedir. Biz o bayramı bugün yani bu bayram o bayram. Paskalya anlattınız. Paskalya bayramı bir daha bizde diğerler kıyamet bayramı. Yani İsa Mesih kalkmış kıyamet yani Süryanciler kıyamet yani kalkmış. Diriliş bayramı da diyorsunuz değil mi bugün ya? Ya her yörelere göre diriliş de yani Türkçe diriliş olur. Bizim Süryanice ne oluyor? Kıyımto. İsa Mesih kalkmış. Kıyam etti gibi. He, kıyam etti işte. Kıyam. Ayaklanmak ya. Evet, kıyam etmekte. Evet. Anladın mı? Teşekkürler. Evet. Diriliş günündeyiz. Aslında Paskalya dediğimiz olay da bu. Cuma günü çarmıha çakıldı. Cumartesi yatıyordu. Yatıyordu sabah, pazar sabahı. Hani bugün biz saat 5'te namaz kiliseye gittik. Yani. O sabah erkenden kalkmış, göğe gitmiş. Meryem'le iki Meryem varmış. Mezara koştular. Mezarın üzerine böyle büyük bir taş. Yani böyle bir iki kişi kaldıracak tonlarca gördün mü? Gördüm. O zaman anlatmaya gerek yok. Kendini anlat. Yok. Hani işte bilen birinden dinlemedim. Evet. Sizden dinlemek güzel. Ondan sonra bakmışlar mezar boştur. Ketenler, pamuklar yani orada duruyor. Bir daha şu koku yani onlar duruyor. Baktılar bir tane melek gelmiş dedi. Ne arıyorsunuz? Canlıyı ölülerin arasında dedi. O kalktı gitti. Şahitlerine yani öğrencilerine söyleyin. Onları falan yerde onlarla buluşacak. Ondan sonra koşmuşlar. İki bayan Simon Petrus onun en güvendiği öğrenciydi. Bir de Yuhannes. Onların yanına koşmuş dediler. Bizim Rabbimiz kalkmış mezara. Onlar da geldi. Mazar boştur yani. Anladın? Evet. Hani ki de temre galaya. Bunların içinde hurma var. Hani hurma. Hani gavzo bunda? Bunlar ceviz bir da fındık. Hatta normal. Bu da normal. Tandırda yapılmış. Tada bilirsiniz. Evet. Teşekkürler. İsterseniz hurmalıyı alın. Evet, hurmalıyı alacağım. Alın, hepsini al. Çok yani çok güzel yapılmıştır. Çok güzel. Ben senden bir parça alsam. Olur. Çok doydum çünkü. Ya. Sen çok yiyince daha sonra çöle böyle gidiyorum. Yine çok yemek istiyorum ama olmuyor. Sonra yemek yok. Kalın, başlo mu? Hani şalom, hani Türkçe'de selam. Bu selam, bazı arkadaşlarım var, çok Müslüman arkadaşım var firmada. Selamun aleyk diyorlar. Şimdi onlar belki zannediyorlar selam aleyk özel bir şeydir. Selam aleyk hem İbranice hem Süryanice. Aslen İbranice'yi Süryanice'dan almadır. Hepsi bir manaya geliyor. Selamun aleykün, selam, şalom. Şlomu aleykum. Hepsi bir kelimedir. Şlomu aleykum. Şlomu aleykum. Eğer fazla olursalar. Şlomu aluh tek başına. Şlomu aluh demek ki bir bayana diyoruz. Yani bir hanımefendiye. Evet. Tam olarak ne demek istiyoruz burada? Selam hanımefendi diyoruz. Şimdi tam mesela şlomu aleykum bizim evime geldi. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Evet. Gibi bir şey değil evet. mi? Evet. Şlomu aleykum. Yani o manaya geliyor. Şimdi giderken Fuşun başlığımı. Fuşun başlığımı. Evet. Giderken zelun başlığımı. Allah yani sizinle beraber olsun. Teşekkürler. Evet. Zülün. Zelun. Zelun. Başlığımı. Hani papaz böyle yaptı, evet. Hacı kıldı. O ana kadar hiç kimse çıkamaz kiliseden. Zelun başlığımı ruhmayı habet. Çok değerli benim, bacımlarım, ablalarım, kardeşlerim Allah'ın izniyle diyor gidebilirsiniz. Gidip İncil'i öptük çıktık liseden. Anladın? Gördük, anladım. Evet. Şimdi anladım. Evet. O zaman Zelun başlıyor mu? Zelun başlıyor mu? Evet. Eydo Biriho, topladık yumurtaları gidiyoruz. Güzel bir sinyal tuttuk herhalde. Baksana. Mehmet onları ne yapacağız? Şimdi çocuklara sonra dağıtsak mı? Şey var. Ben çadırımı kurayım. Ev gibi olsun, millete dağıtayım. Ben 2-3 tane alacağım. Bir tane yapraklı var ya, nane yapraklı. Dur onu göstereyim. Gördüler mi? Gösterdik mi sen de? Gösterdik onu. Abi çok ilginç ya. Yani insanlar üşenmeyip
Ama bak şey daha ilginç. Yarın şimdi Hıdrellez'e gideceğiz. Aa, orada götür, çocuklara verirsin. Aa, doğru. Ama onlar böyle mi boyuyor acaba? Şeyler böyle yapıyor. Bak Iğdır'da Azerbaycanlılar Nevruz'da yumurtaları boyuyor. Ya da tokuşturuyor. Bak şu. Ha, evet. Bir tane su, bu daha güzel. Bak. Aa, evet, o da çok güzel. Bu seninki miydi? Yok, bu benim. Yok, bu seninki. Aynen, o benim. Benimki. Seninki Meryem Ana. Cebime koydum, cebime koydum. Aa, her yerimiz, benim de ceplerim yumurta dolu. Çikolataları bölüşürüz. Yumurtaları sen getir. Yarın Nevruz'da çocuklara dağıtarsın. Yolda yerim ya da. Dağıtırsın. Şu ikisini evime götüreceğim. Güzel. Kokar mı sonra o yumurtalar? Tamam, kabuğu kırılmadı ya bunların. Kırılanlar kokar da. Bu gerçek kadim halkın bayrağıdır. Yani bunu biliyorum. Şimdi bu Ahura Mazda'yı da anımsattı bana ama bu gerçek kadim halktan kastınız hangisi? Asur, Babil? Asur diye bir halk yok. O da bu halktandır. Bütün inançlar inanıyor ki Mesih semaya yüceldi. Evet. Siz de o yüceldiği güne, yani dirildiği güne, yani bugüne, pazar gününe Paskalya diyorsunuz ve onu bayram, evet, olarak kutluyorsunuz. Evet efendim. Teşekkür ederim. Yani onun diriliş bayramı diyoruz. Kom moranın kabro, Rab kabirden kalktı. Kabirden, evet, kalktı, yüceldi. Peki tekrar döneceği gün için ona bir şey diyor musunuz? Evet, çünkü dönecek. Ama ne zaman dönecek? Bilmiyoruz. O zaman ne zaman mesela hırsız eve gireceği belli olmaz. Doğru. Peki o zaman dönecek. O beklediğiniz günün özel bir ismi var mı? Mesela kıyamet günü. Kıyamet günü, dünyanın sonunda gelecek. Peki Süryanice adı nedir kıyamet gününün? Kıyamtu. Kıyamtu. Dirilmek, ayağa kalkmak aslında başka bir dünya yok olurken başka bir dünya var oluyor. Çünkü dünya Rab Mesih'le yeniden doğdu. Tekrar dünya, bütün ölüler diyarı Mesih'le beraber dirilecek. Dirildi. Aslında kıyamet günü ölüm değil de tüm bütün ölüler kıyam edecek. Dirileceği, ayağa kalkacağı gün. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor. Bakara suresi, tabii, Meryem suresi. Biraz da ilahiyetim var. Hmm. Okudum özel olarak. Güzel. Diğer tarafa da meraklı olmanıza sevindik. Biz de meraklıyız işte. Yok. Bunlar iyi bir şeyler. Tabii mesela. Öğreniyoruz. Sen beni kovana kadar benimle çıkmaz. Yok, beklerim bu. Çok memnun olurum. Biz de siz burada mı? Böyle aydın işte. Evet. Burada yaşıyor musunuz? Burada yani yaşıyorum. Yalnız bazen gidiyorum, bir ay iki ay torunları görüyorum, çocukları görüyorum. Ha, isminizi bir daha başlayalım. Gabriel. Gabriel. Ben bir daha denk Gabriel Arkehoye Süryancası, Türkçesi Arkehoye Gabriel. İngilizcesi Gabriel of Arka. Şimdi Mehmet, Paskalya Bayramı Avrupa'da bir hafta önceydi. Her yıl değişiyor. Bir hafta Avrupa'da, ya da 4 hafta, 3 hafta. Bu sene hafta. Şey 4 hafta oynadı. Evet. Ama şimdi her seneye, şey her devamlı beraber olacak. Seneye Casino Fatahno Taro. Seneye aynı gün. Ondan sonraki sene 1 hafta. Ondan sonraki sene 2 hafta fark var. Ondan sonraki sene 3. Ondan sonraki sene 4. Ondan sonraki sene yine aynı gün. 4 yılda bir. Yani 5. yıl aynı günde kutlular çünkü takvim farkı var. Burada Cüzen. Orada Gregorian. Katoliklerle Ortodoks arasında takvim farkı olduğu için böyle değişkenlik gözüküyor. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Çok güzel. Eydo Biriho. Ya burada köyde bayramlar bambaşka oluyor. Çok bu köyde güzel. Geldiğimizde çok şanslıyız. Çok güzel. Kültür. Güzel kültür. Sevgi. Çok canlı, bir de bizim ilgimizi çeken şey, büyükler de poşetlerle şeker topluyor. İşte bayram. Niye diyorlar bayram? Şeker, yumurta, süper. Çoğunlukla kurmaçlar daha fazla bugün dolaşırlar. Fark ettik. Yani kurmaçlar biliyor musun kim? Evet, kurtlar. Evet. Yani bir iki yumurta, kek, börek yemeye gelmişler yani. Yok, onlar para topluyor. Hem para hem şey. Neden gelirse. Gel buyurun. Gabriel amca bize namaz gösterecek. Müsabakalara girin. Sağ olun. Bu yumurtayı anlatmadılar, yumurtanın manası nedir? Şimdi bu yumurta pişmeden evvel canlıdır değil mi? Evet. Sarısı canlıdır. O canlıyı Mesih'i temsil ediyor. Yumurtanın kabuğu da Rab İsa Mesih'in kabrı. Mesih nasıl mazardan kalktığı o taş olduğu gibi şey, bu da çatlayıp şey diyor ki, biz diyoruz ki Rab dirildi. Tokuşma o yüzden. Evet, Rab dirildi.
kırıyorsun, çıkıyor. İçindeki zar da? O zaten canlıydı. Evet. Sonra o can Ruhul Kudüs'ten olduğu için tekrar yerine gitti. Kalktı. Semmaya. Evet. Göğe. Göğe yükseldi. Alan değil. Sağ olun. Tamam. Şimdi dua değil, yan size gösteriyorum. Gabriel amcanın evinin içine geldik. Evi de böyle çok güzel, farklı bir mimarisi var. Gabriel amca bize Hristiyanların nasıl namaz kıldığını gösterdi. Mesela biz dua ettiğimiz zaman çoğunlukla bu oruçta 40 tane 40 seccet kılıyoruz. Her kılıçta da 3 sefer haç işareti yapıyoruz. Haç işareti demek haçlanan İsa Mesih'i temsil ediyor. Hac dediğin zaman İsa Mesih'i temsil ediyor. O yalnız bir böyle maddeden veya odundan yapılmış bir şey değil. Mesih'i temsil ettiği için devamlı haç işareti yapıyoruz. Ondan sonra şu parmakların üzerinde bir de dirseklerin üzerinde böyle bu şekilde. Kaç defa? 40 sefer. Ne zaman yapılıyor? Bu hafta akşam yapılıyor. Bir de zaten manastırlarda her duada. Günde 3 kere mi? Manastırlarda 5 sefer. Günde 5 sefer. Sabah, öğlen, öğleden sonra akşam bir de yatısı. 5 sefer. Peki bu şu anki dönemi saymazsak, şu an çile zamanıydı ya. Bu çile zamanını saymayalım. Siz yine de başka bir zaman namaz kılıyor muydunuz, bu hareketleri yapıyor musunuz? Evet. Mesela manastırlara gittiğin zaman, oraya ibadet yaptığın zaman manastırlarda devam ediyor. Her duada bu. Manastırlarda. Kilisede, sivil toplumda o kadar şey etmiyor. Bir tek bu oruç zamanında, bu Ali gün oruç zamanında, bir de doğuş bayramdan evvel. Bazıları da bazen secdede uzun kalıyor, böyle 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika secdeden hiç kafasını kaldırmıyor. O arada dua mı ediyorlar? Dua ediyorlar. Mesela haburayları da yere şey veriyorlar. Yani Rabb'a, köle, Rabb'a secat kılıp haykırış, dualar, bazen de kalpten ilahiler söylüyorlar. Anladım. Terennümler, dualar, haykırışlar. Çok hap Rabb'a. Mesela bugün gördüğünüz koro halinde hap terennümlerdi. Dualar, terennümler, ilahiler. Yani bütün kutsal ay öyle geçti. Tekrardan yanınızda olsaydım kendinize anlatırdım. Ruhani'nin dediği ve hatta o kadın şammasların okuduğu ilahiler. Tek söylerdim size. Anladım. Neyse, bir daha geliriz. Her geldiğimizde biz zaten yapışık böyle sizin gibi sorular sorduk. Son bir şey rica edebilir miyim? Beni onurlandırırsınız buraya gelirseniz. Kardeşimizi burada görmek benim için gururdan ötesi. Çok sağ ol, var olun. Bir de bugün kutsal Kıyam Bayramı'nın kutsal ayında bulundular. Onlara biraz izah ettim, anlattım ne anlamıdır. Bir de bizim inancımız sevgidir, Tanrımız semavidir. Bunu bütün dünya bilmeli. Mesih inanlıları, Hristiyan kelimesi Yunanca bir kelimedir. Biz Mesih'i diyoruz. Mesih inanlıları, imanları sevgidir, Tanrıları semavidir. Asma yaprakları var burada. Sarma da olur. Evet. Bu üzümler bu kadar şey oluyor var ya, böyle salkım salkım, o kadar güzel oluyor ki tatlı. Morris Bey'in evine gitmiştim. Geçenki videomda görebilirsiniz. İşte hemen burasıydı. Köyün manzarası da böyle. Cıvıl cıvıl. Bu bayramda Avrupa'dan bayağı gelmişler. O yüzden bu kadar kalabalık. Zaten bu bölgede de en kalabalık. Süryani köyü burasıymış. Şimdi nasıl gideceğiz diye düşünürken İzda Pizza'da tanıştığım abi vardı. Onu gördüm. İzda Pizza'ya gidiyorlarmış. Şimdi oraya gideceğiz. Hemen eve gelip eşyaları aldık. İzda Pizza'dan da artık aşağı inen mutlaka vardır. Midyat'a geçeceğiz. Yoksa dağın başındayız. Nasıl ineceğiz? Gelen giden az. Eğer birisi geliyorsa pizzacıya geliyordur. Bir de bayram, herkes köyde. Aşağı inen de olmaz. Ama şansımıza onunla karşılaştık. Hemen onlarla gidelim. Ben burayı beni almaya geldim. Eydo Biriko tekrardan. Şimdi İzla Pizza'ya geldik. Buradan artık
Gelen kişilerle aşağı ineceğiz. Bekleyeceğiz. Zulamızı paylaştırıyoruz. Mevale. Bir sana, bir bana, 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 bir sana, bir bana. Yani şey... Evet, paylaştırdım. Teşekkürler. Şimdi ben de Berna'da abi neyle karşılaşacağımızı bilmiyordum. Ben ta uzaklardan geldim buraya. Gelsem ne bulurum emin değildim. Çünkü biz biraz şey sanıyorduk, Süryani toplum belki biraz kapalı değildir. Çünkü çok fazla gezme fırsatımız olmadı daha önce. Ama şimdi geldik gördük ki hani bana sorsan şu an bu köy için konuşuyorum. Çok fazla sizin halkı tecrübe etmedim ama gezdiğin en misafirperver halk kimdi falan Süryanileri şu an üst sıralara koyarım ben. Yani. Teşekkürler, sağ olun. Ve sizin vasıtanız da, sizin selamınız oldu. Kilisede belki biz gelsek bir başımıza gidemezdik. Yine de oraya sizin sayenizde girdik. O yüzden özel olarak size teşekkür ediyoruz. Burada İzda pizzayı da işletiyorsunuz, tadında şimdi bakacağız. Biraz sonra onu da söyleyeceğim size. Onun için de teşekkür ederiz. Kadim bir halksınız. Ve burada binlerce yıldır gelenek, görenek ve dilinizi de korumaya, sahip çıkmaya çalışmışsınız. Hatta korumuşsunuz. Burada birçok devletin altında kalmışsınız ama buna rağmen bu kadar özünü korumanız benim çok sevdiğim bir nokta. Birçok farklı medeniyetin, topluluğun altında kalıp da ama kendi benliklerinden hiç ödün vermeyen milletler aslında karakterli ve güçlü milletlerdir. Süryani altında da kesinlikle onu gördüm. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Dünyada belki bu coğrafyada nice milletler, halklar kaybolup gitti. Haberimiz bile yok. Ama Süryaniler bugün bile hala ki ekonomik, politik, daha önceki çağlardan ya da günümüzde bile bir sürü siyasi baskılara maruz kaldı halde koruduğunuz için vallahi helal olsun. Biz de mesafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür düşünüyorum son kez böyle bir daha size bir soru sorayım falan diye ama sorun mu? Problem yok. Şu an Paskalya ya o zaman hani konu Paskalya'ydı, videoda öyle bitirdim. Paskalya dediğimiz olay kilisedeki kutlama, 200 saatlik kutlama ve ondan sonrasındaki şeker ve yumurta takıştırma işlemlerinden sonra galiba bitiyor. Aynen. Ekstra bir şey kaldı yok. Mı? Güzel. Zaten kiliseden sonra ölüleri ziyaret ettiler galiba. Ha, mezarlar onlar gittiler. Rahmet okudular. Başka bir şey yok. Biz o kısmı onu çekmediniz kaçırdı. Değil mi? Evet, o kısmı kaçırdı. Yani siz bu tarafa çıkmıştınız. Biz, mezarlar o tarafa kalıyor ya. Kilisenin bahçesinde o kadar güzel muhabbet doğrudur, vardı evet, ki. Sonra çocukların peşine takılıp çikolata çeriz derken. Siz de o zaman biz Müslümanlar gibi bayram günü mezarlığa gidip onların aynen ruhlarına dua ediyorsunuz. Aynen öyle. Buradaki mezarlıkta da üst üste gömüyor musunuz? Yok, bizde üst üste yani köyde yok ama bazı yerlerde var evet. Ama aile mezarlığı diyorlar onlara. Milat merkezde var mesela Süryani mezarlığında. Ama bizimkiler öyle değil. Ölülerinizi şey kefene sarıyorsunuz, tapuda koyuyorsunuz. Kefene sarıyorsunuz. Eskiden tabut falan yoktu, bizde de yoktu. Sadece bu beyaz kefen. Hmm. Aynı bizim Müslümanlar gibi, gibi evet hmm. Ha. Ama bizimkiler doğuya doğru gömüyorlar. Yani İsa Mesih doğudan gelecek. Evet. Kiliselerimizin yönü... Yani bütün kiliselerimizin yönü hala hepsi doğuya bakıyor. Evet. Bir de üç pencere var. Direkt güneş doğduğu zaman kilisenin içine giriyor. Yani güneş bizde kutsaldı daha milattan önce. Sabah fark ettim kilisede ayin yaparken. 7'de güneş sol pencereden içeri girmeye başladı. Sonra ilerleyen saatlerde biraz daha böyle ortaya vuracaktı ama öğlen olmadığı için henüz ortadan vurmadı. Muhtemelen de 5-6'dan sonra sağdaki pencereden aynen içeriye tam da rahibin dua ettiği o masanın, papazın dua ettiği masanın oraya vuruyordu güneş. Sizin yönünüz güneşe. Güneşe doğru evet. Aydınlığa doğru. Evet. Teşekkür ederiz. Bunun da aslında başka medeniyetlerle belki eski kavimlerle bağlantısı var ama uzun hikaye. Ya tabii ki yani evet evet İlah Şamaş var bizde. Yani biz Hristiyanlıktan önce güneşe tapıyoruz. Evet. Yani, Zerdüştlerde hala da Ezidilerde. Hristiyanlıkta da kutsaldır yani güneş. Evet. Teşekkür ederiz bu işte. Gerçekten ederim. Çok mutlu olduk. Sağ olun. Umarım bu yaptığınız dükkanda da çok güzel işleriniz olur. Çok sağ olun. Bizim gibi meraklı birçok insan da daha rahatınız. Sağ olun. Meşhur İzla Pizza. Valla bu pizzayı yemeden gitmek istemedim. Çünkü pizzaları gerçekten çok iyi. Ve kendilerine özgü sosları var. Ben şu sosu çok beğeniyorum. Fesleğen. Fesleğenli bir sos. Zeytinyağı var. Başka neler var bilmiyorum. Acı sos var, bir de sarımsak. Şu an artık midye... Hayatta aklıma gelmezdi. Midye de artık... Midat'ın bir köyünde pizza yemek. Evet. Hem de çok böyle yani yakın merkezi bir yer değil. Hani...
sadece pizza yemek değil ve artık pizza ünlü oldu yani. Meşhur evet, oldu. Midye'de gittiğinde artık pizza yenir, evet. Kültürü oluştu ve 4-5 senede oldu. Evet. Aynen. Zamanında İtalya'ya göçenler orada pizzacılar da çalışmışlar, öğrenmişler, gelip doğru. Burada dağ başına pizzacı açmışlar. Yani, ben bu işi Almanya'da 4 sene yaptım ama bizimkiler zamanında Mezopotamya'dan çok göç olmuştu. O pizzayı orada icat ettiler. Galiba genlerimizde kaldı. Evet. Biz de aynı bu, şey bu kilit noktayı söylemek durdu. Bu Süryani halk aslında hamur işi asırlar, yemeklerle. Evet, fazla ilgilisiniz ve sizin Avrupa'ya göçen kısımlar doğrudur. Pizza orada galiba yapıyor, öyle deniyor. Ben de öğrenmişim. Sonra şimdi geri göçenler. Aynen. Süryanilerden yani geri gelenler bu pizzayı tekrar buraya getiriyor. O yüzden aslında denk gelip patlıyor. Evet. Soğumadan yiyin yoksa tamam. Yenilmez ya. Tamam. Yiyelim hemen. Başlarız. Hadi afiyet olsun. Biz yiyelim. Ben fesleğen sosunu çok beğeniyorum. Fesleğen sosu ile yiyeceğim. Bakalım. Tadı çok güzel. Etinin tadı da farklı ve çok lezzetli. Zaten bu et sizin kültüre özgü. Aynen evet. Eskiden bu kavurma en az bir sene kalıyordu bozulmadan. Tadı çok iyi. Bu taraflara gelirseniz öneririm. İzle gelirseniz öneririm. Evet. İzle pizza. İzle pizza. Evet, şimdi buraya pizza yemeye gelenlerden birini bulduk. Aşağı iniyorlarmış, bizi de bırakır mısınız dedik. Olur dedi. Şimdi onlarla Midyat'a kadar ineceğiz. Bu videoda da size Süryanileri ve Paskalya Bayramı'nı göstermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.